insanların oranı. Bu Amerika'da %33. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri senede 40 milyar dolar harcıyor. Senede, devlet olarak. Senede tabii 400 bin biz kişi. Biz ne harcıyoruz devlet olarak? Şimdi bir dakika ama. Hiç azaltamıyor. Niye azaltamıyor? Bak iki tane sebep söyleyeceğim. Bir tanesi teknoloji ilerledikçe, insanlar hareketten kesildikçe, evet, enerji harcamasını ortadan kaldırdıkça insanlar, evet, şişmanlıyor. Bak mutfaklara bile robotlar girdi. Kimse limon sıkmıyor. Yani hayat mekanikleştiği zaman diyorsunuz. Hayır, insan kalori harcamayı bıraktı. Kapıdan kapıya arabayla gidiyor. Bir katı asansörle çıkıyor. Hiç kendini kıpırdatmıyor. Ne oldu? Bakın ben size bir örnek vereyim. Ben 72 yılında Muş'un Malazgirt kazasında çalıştım. Köyleriyle 50 bin kişi. Tek bir şişman adam vardı. Niye? Onun da arabası vardı. Arabadan inmiyordu. Adam çok meşhurdu. Niye? Şişman olduğu için meşhurdu. Peki diğerleri ne yapıyordu? Yürüyorlar. Teknoloji yok. Tarlada çalışıyor, bağda çalışıyor, hayvancılık yapıyor. Esnaftır. 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre evine gidiyor, geliyor. Yemeği hiç kontrol etmiyor. Ama şişman yok. Niye? Çünkü hareket çok. Muzaffer Bey, kentteki insanlar yani ne yapsın? Yani kentteki arabaya binmesinler. Sayın Kuşa, Sayın Kuşa. Ben diyorum ki bütün insanlığın problemi. Savaş Bey, evet. Şimdi Mehmet Usta şu anda kaç kilo geldi? 194 kilo. Kaç sene sonra Mehmet Usta yatağa düşecek? Onun hesabını doktorlarım yapsınlar, bu bir. Niye ya Mehmet Usta? Mehmet Usta gibi 480 tane Türkiye'de insan tanıyorum ben. Evet. Şu anda bir bayanımızı kaybettik yakın bir zamanda. Taşınamıyordu. Yurt dışında çocuklar onu terk etmişler. Bir köyde yaşıyor. Bayanımızı taşımak mümkün değil. Vücudunu kurtlar kaplamıştı. Kurtlar vardı. Şimdi bu insan yerinden kalkamıyor yani efendim. Ben. Bakın siz örnek göstermiyorum. Yani örnek benim şimdi şu anda Karayla Ejder Ustam var bir tane. Türkiye'nin en iyi dondurmacılarından biri. Şu sen anda kendi bu insan kendini yaptın yani. Sen deneme tahtası yaptın yani. Bunu da bu insan yatıyor yani efendim. Ben yatıyor. Bunu kabul etmedim. Niye kabul etmedim? Ben çünkü benim başımda aklı başında insanlar vardı. Tıbba inanmış insanlar vardı. Az önce yani bir beyin cerrahinin bunu aklı eriyorsa. Ama 240 yani, kilosunuz şimdi tartıldınız siz. 240 kilo. Yok 194 kilo. Yani 244 kilo. Yani şans, ben de 194 kilo gelirsem yürüyeceğim. Benim de yani dönle diyorum ki benim, evet, gibi olmayın. Nasıl? Seni gibi, yani ben seni kendime zaten muhatap bulmuyorum ki yani. Şu, yok yok, kilodan dolayı. Yolundan gitmeyeceğim. Ben, sizin hani, ya ben size ne diyorum bak, bakın lütfen lütfen. Bakın ben size söylüyorum ki. Biz burada obeziteyiz. Obez hasta, morbid obeziz. Hayır yani ben de diyorum ki. Şişman insanız. Ben de diyorum ki. Ölümcül. Ben de diyorum ki ben 500 ölümcül dolar haftada verecek param yok. Benim devletim var, devletime vergi ödüyorum. Devletin bana sahip çıkacak canım, ne demek? Devlet ben devlete vergi ödüyorum. Devlete kamu görevlisiyim, devlete hizmet yapıyorum. İçişleri Bakanlığı'nda aynı şey söylüyoruz inşallah. Yani biz de istiyoruz yani devletin sahip çıkması, yani ben ama sadece sen gibi yani oturup da birilerinden yardım istemedim ki. Kendi hayat şartlarımı ben efendim, beni ya öldürün veyahut da tedavi edin. Ben tedavi yaşamak edilebilecek güzel bir hastaydım. Yani yaşamak güzel. Yani niye öylesin? 7 sene yatakta duruyorum, sağımdan soluma dönemiyorum. Ben size anlattığım, beni örnek alın diyorum. Sen kendi üzerinde deney yaptırdın. Sen deney tahtası değilsin ki. İnsanlar deney tahtası değil ki. Onu maymunlarda ve farelerde yapıyorlar. Ama ben mecburum. Sen bunlardan yani bunlara izin vermeyeceksin. Mecburum, tedavi olmak istiyorum kardeşim. Yürümek istiyorum ben. Yürümek istiyorsan ben gibi spor yapacaksın. Nasıl? Ben günde 10 kilometre yol yürüyorum. Arkadaşlar burada geldiler yani. Halil Bey, spor olarak ne yapıyorsunuz? Yürürüm. Hiç affedersin, hiç oturmam. Yani sağlık, jimnastik hareketlerini yapıyoruz. İnşallah sen benim kiloma gelmezsin. İnşallah. Yani ben de sana üzülüyorum. Halime ablama daha çok üzülüyorum. Yani onun maddi deyince imkanları bizden daha zayıf. Yani bizim zayıf. Şişman ustanın, şişman ondan ustanın. Yani birilerine biz derdimizi anlatıyoruz ama bu bacımız kime devredecek? Sayın muhtarım, şişman ustayı buraya muhtar Kazım Efendi göndermedi. Şişman usta Allah'tan istedi. Allah da yardım etti. İnsanların duası sayesinde biz ben şu 27 kilo verdim. Ne demekmiş o? Hayret bir şey yani. Şimdi olay başka. Sayın Muzaffer Bey, benim sizden bir istirhamım var. Buyurun efendim. Ya olay başka yere doğru kaymaya başladı. Yani şu anda o mümkün değil ama ileriki günlerde gerçekten zayıflamak istiyoruz. Benim kız kardeşim olmasa nereye yani müracaat edeceğiz? Yani şey, onu izah etmeye uğraşıyorum. Nereye ben müracaat edeceğiz? Bir dakika. Benim kız kardeşim olmasa ben de belki de Recep Usta'nın durumuna düşeceğim. En büyük desteğim o. Onu saygıyla, yani kendisini saygıyla eşiniz, takdir ediyorum. Eşiniz var mı? Hayır. Allah'a şükürler olsun. O derdim yok. Ya dert değil. O eşi olmasaydı ben şimdi ölmüştüm. Hayır yani bir de onun derdiyle uğraşamam. Ya bırak, yani bırak. Evli olmak şişmanlamıyor yani. Yani bir de o insanın, yani şimdi Halime ablamız söyledi bak. Evet. Ben dedi, birileri beni dedi dışlıyorlar dedi yani. Birileri dışlıyorlar ama dedi. Sizi bütün mahalle, muhtarlık yaptığınız herkes bağrına basmış.
Ne mutlu onlara, size. Tonton muhtar demiş. Eşiniz niye sizi dışladı? İnsanlarla birbirini görüşüyorsunuz. 7 sene sokak, 7 sene bir yere kapalı kalmadınız. Bakın, Sayın İlçe Kaymakamım Haluk Şimşek, evet, belediye başkanım. Şu anda vali yardımcım ekranları başında beni seyrediyorlar. Evet. Büyük bir de onların desteğiyle geldim buraya. Ne mutlu. Yani onların isteği doğrultusunda. Onlar bana ne diyorlar biliyor musunuz? Tek çare zayıfla, biz senin yanında. Aferin. Yani onların desteğiyle buraya geliyorum. Ben belediye başkanım arkadaşım oraya geldiği zaman, sizin arkadaşlarınız geldiği zaman belediye başkanı beni uğurlarken gözünden yaş damlacıkları düştü yani. Ben o kadar da bir beldeme sevilen yani, bir insan. Sevilen bir insanım. Evet. O zaman yani beldem içinde kendimi adamışım yani. Evlilik konusunda bu kadar olmanıza gerek yok yani. Evlilik konusunda bu kadar Evlilik konusunda şimdi yani stres. Şimdi ben diyelim ki geldim sizin kapınıza Savaş Bey. Evet. Var sizin 15-20 yaşında, 25 yaşında bir kızınız. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kabirden istiyor. Hayır, o bacımız, annemiz, evet, kardeşimiz evet, yani. Evet, evet. Geliyoruz yani. Sen ilk önce bana diyeceksin ki. Gitmeyin. Yani... Bu ne diyor kardeşim? Sen benim kapıma nasıl geldin diyeceksin ya. Fıkra gibi olmaya başladı bu. Bizim arkadaşımız, bizim kilolu olan bir arkadaşımız, eşi, manken gibi bir kız aldılar ona. Adam terk etti. Kız çekti gitti, bekledi adam zayıflayamadı, çekti gitti. Yani benim öyle bir beklentim de yok. Zaman, ben zayıfladıktan sonra, eşimi arayacağım. Zayıfladıktan yani sonra, tamam. Zayıfladıktan sonra eşimi arayacağım. Bu ne zaman, olacak? Sen. Şu anda sanıyorum 34 yaşındasınız. Doğru mu? Evet, evet. Ne zaman zayıflamayı planlıyorsunuz? Ne kadar süre içinde? Buyurun, hocalarıma laf düştü yani. Bizi bunlar artık yarı... Bir de nasıl zayıflamayı Nasıl zayıflayacağız yani? Bir de onu anlatalım. Yani yürümeyle kaç yılda zayıflayacaksınız? Yani yürümeyle zayıflama olmaz. Bence ya buna katılmıyorum. Yürümeyle zayıflama olmaz. Sadece kilo almama başladı yani. Yok ben... o işin bir parçası. Yok, ama yani diyetini yapmadan o iş olmaz. Peki akupunkturda zayıflayabilir mi? Zayıflayabilir. Nasıl? Hayır yok ya. Nerede zayıflayacak? Tövbe olsun ya. Bunu evet veya hayır diyemezsiniz tabii. Hayır yani. Evet. Yanınızdaki hanımefendi akupunkturla zayıflamış. Kaç kiloydunuz efendim akupunktur tedavisi? 100? 180 kilo. Şimdi kaç kilosunuz? Şu regl durumunda olduğu için vücut ödem yapmış durumda. Kaç efendim? 74 kiloya düşmüştü. Neyse, şu anda regl olduğu için. 180'den. Peki, bayanın 180 kilo olduğu hali de belli mi yani bunu mevcutla evraklarla bunu hani buyurun görelim. Ben tanıyorum hemen. Pardon muhtarım. Evet. Ben bayan inanamıyorum yani. BTR'miz vardı onu gösterelim lütfen. Onun için çok vaktimiz yok yani reklama girmek zorundayız. Ben şimdi şunu soracağım. Nasıl zayıflatırsınız? Onu görmeden olmaz ki. Yani önceki halini görmeden daha önceki hali buydu. Bugün bu durumda. Ben onu beyefendi de istediği gibi. Hemen evet, o veterineri yayına sokalım. Kısa bir şekilde gösterelim. Çünkü çok fazla vaktimiz yok ve tekrar tartışmamıza döneceğiz. Mutlaka. Şimdi veterineri ekrana girecek. Siz nasıl zayıflatacağınız konusunda? Şimdi akupunkturu öğretici bir şekilde anlatmamın yeri yok. Akupunkturla önce... Biz onu kabul ediyoruz efendim. Yani o zaten önce muayene edilecektir. Kanunlarda kabul etmiş. Evet. Şu anda legal bir tedavi yöntemi evet, olarak Türkiye'de hastamızı kullanmak. Önce muayene edeceğiz. Semptomlarını teşhis edeceğiz. Kilo alış sebepleri tespit edildikten sonra da ona yönelik tedavi edilecektir. Peki ben sorayım. Siz neden inancınız yok akupunktura? Yani yok öyle bir şey duymadık. Yani duymadınız ben sadece yok. Yani bilmemek ayıp hayır, değil ben sadece var. Şimdi, hayır ben sadece sonra Muzaffer Kuşan efendinin tesislerini duydum. Efendim, ve kendisi cerrah zaten yani. Cerrah artık yani kişiyi burada kendi makamım olarak burada görüyorum ilk defa. Evet. Yani hiçbir bakın şu anda ekranda evet, şu anda ekranda hanımefendinin iki hali var. Bu bir film hilesi değil yalnız. Sakın yanlış anlamayın. Şu karşı taraf. Hanımefendi siz misiniz o? Bakar mısınız ekrana? Sizsiniz değil mi efendim? Bu 25 kilo vermiş hali yalnız. 25 kilo vermiş hali. Evet. 25 kilo vermiş. Verdikten sonraki hali. Yalnız size verdiğimiz filmde onun ilk Cüneyt Arkın tarafından bize getirilişi VTR'de vardı. Onu yayınlamadılar galiba. Peki ben 180 kilo hali. Ben hemen tekrar rejiye döneceğim çünkü lütfen, birazdan reklama girmek zorundayız. Evet. Fatoş Hanım bize geldiği zaman 180 kilo var. Ardından stüdyomuza tekrar dönüyoruz.
trafikte araba kullanmak cambaz. Seri olacaksın, atak olacaksın, kıvrak olacaksın. Sürprizlere hazırlıklı olacaksın. Peki kullandığınız benzinde sizin kadar seri bir atak mı? Otomobilinizin performansının daha iyi olmasını istiyorsanız yakıtınız Shell V-Power. Yeni formüllü performans yakıtı. Pringles Sinema Kulübü yılın en başarılı filmini sunar. Billy Elliot. Küçük yüreğindeki inancın büyük başarısı. İsyanın, azmin ve duygunun zaferi. Gary Lewis, Julie Walters, Jamie Bell. Billy Elliot, sinemalarda. Eşsiz kokulu pembe kır çiçekleri artık yeni bir biçime kavuştu. Kosla'nın şimdi florali de var. Yeni pembe. Benzersiz rengi, kokusu ve güçlü formülüyle çamaşır suyundan çok daha öte. Söz hakkını vereceğim. Birer dakikalık söz haklarını kullanacaklar ve direkt tedavi yönelik açıklamalarda bulunacaklar. Bu arada 900'lü hatlarımızdan sürekli telefonlar gelmekte. Bu telefonların sonuçlarını da ekranda sürekli göreceksiniz. Ben hemen size vereyim söz evet, hakkını. Bir dakika zamanınız var. Lütfen akupunkturla tedavinin ve zayıflamanın nasıl olacağını seyircilerimize açıklar mısınız? Akupunktur insan vücudunun regülasyonu ile ilgili ve onu düzene koyan, vücuttaki düzensizlikleri düzene koyan, regüle eden bir tedavi yöntemidir. Tamam. Yani yin yang dengesini düzene koyarak vücuttaki hangi organda ne tür düzensizlikler varsa onu tedavi etmek için noktalar vardır. Bunlar uyarılır ve bunlar düzene konur. Bu düzeltmeler sonucunda vücut regüle olur, düzene girer ve böylece de vücutta düzen sağlanır. Yani düzensizlikler ortadan kaldırıldığı için, vücut düzene konduğu için, organların fonksiyonları normal işlevine döndüğü için, tedavi edildiğinden dolayı vücuttaki zayıflama başlar ve fonksiyonlar normale döner. Evet. Normale döndüğü için de vücuttaki stoklar atılmaya başlar. Böylece vücut zayıflamaya başlar. Peki. Akupunktur bugün tespit edilecek veyahut da yeni keşfedilecek bir olay değil. Uzak Doğu'da 5000 yıldan beri ama ülkemizde de 1991 yılından beri kullanılan bir yöntem. Bir yöntem ve Sağlık Bakanlığımızın da zaten örneği bir var üst kurulu. Evet. Hanımefendi Fatoş Hanım da çok büyük kilo vermiş. Evet, bütün medya tarafından da tanınan 180 kilodan 74 kiloya 10 düşen. Ayda düşen, bir aydan beri de vücudu kontrol altında ve dinlenmeye alınmış durumda. Peki, teşekkür ediyorum. Kilo almamış durumdadır. Peki, ve birçok hastamız da bu konuda. Uğramasın sonra yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve birçok hastamız da aynı şekilde kilo vermeye devam etmektedir. Sizden de izliyorsunuz. Hocam, sizden de yani. Dondurmacı Recep Usta da galiba o konuda izliyor. İzleyecek sonuçları. 95 kilo verdi yani. Bunlar yani sayın hocalarımız, Halil hocam. Vaktimiz bitti efendim. Niye teşekkür bu, ederim. Niye bu adamın üzerinde siz aynı şeyleri deneyemiyorsunuz? Efendim teşekkür ederim. Vaktimiz bitti şu anda. Sırf uygulama sevgili yapar. Seyirciler, ben hemen 900'lü hatlardan çıkan sonuçları açıklayacağım size. Şu anda ekranda da görüyorsunuz, izliyorsunuz. Böyle bir sonuç çıktı. Ben burada programı finalleyeceğim çünkü gerçekten de zamanımızı çok açtık. Şunu bakın, istiyorum hocamız. Çünkü hocam mesaj veriyor. Bize ne yapacak yani? Çünkü peki o zaman ben bu yetkimi kullanıp size bir dakikalık süre vereceğim. Lütfen yanlış, söyleyin. Yanlış bir mesaj veriliyor şu anda tüm Türkiye'ye. Morbide biz obezitenin tek ispatlanabilmiş tedavisi cerrahi tedavidir. Bunun dışında kalıcı tedavi olarak kesinlikle hiçbir tedavi modalitesinin yeri yoktur. Ne ilacın, ne yani ilacın, ne akupunkturun. Cerrahi müdahale yaparak morbid obezitede ancak ve ancak kalıcı tedavi cerrahiyle olabilir. Onun dışındaki hiçbir şeyin kalıcı kilo vermede etkisi yoktur. İspatlanabilmiş bir etkisi yoktur. Sporadik vakalar, tek tek vakalar olabilir. Bakın tek tek vakalar olabilir. Onun dışında şu ana kadar yaklaşık 15 bin tane hastadan bahsediyoruz şu anda. 15 bin kişi mi? 15 bin morbid obez hastadan bahsediyoruz. %40 kilo kaybından bahsediyoruz bir yıl içinde. Onun dışında akupunktur, biyoenerji veya başka şeylerden bahsediliyor.
tüm insanlara şu anda yanlış mesaj veriyor. Evet. Peki ne yapabilir? Ne yapılabilir? Yani insanlar diyelim ki Recep Usta gibi böyle aşırı obezite durumda değiller. Normal kilolarında fazlalıklar vardı. Bu insanlar hangi yöntemleri izlesinler? Bakın, diyelim ki bir insanın boyuna kilosuna karesine çarptığınız zaman fazladan bir 10 kilosu ya da 20 kilosu var. Şimdi bakın işte biraz önce o anlattığım skalayı tamamlamama izin verseydiniz insanlara yaklaşık nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiğini anlatacaktım. Morbid obezite eşittir cerrahi, bu net. Aradaki obez insanların tedavisi başka hastalık yoksa, Muzaffer Bey'in söylediği gibi ek hastalık yoksa ilaç ve diyet. Onun dışında diğer 30'un yani altında... Yani diyet kesin mi? İlaç ve diyet, bunun dışında başka hiçbir diyetsiz, yolu yok. Diyetsiz ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın, kilo almak demek hakkınız olmayan bir kaloriyi vücuda yüklemek demek. Ve zaten fazla kilo demek vücut yağ dokusunun artışı, normalde %20 olması gereken vücut yağ dokusunun artmış olması. Şimdi burada yapılacak bir şey, bir zayıflamanın sağlıklı olabilmesi için öncelikle o insanın sağlığı hakkında kesin bilginizin olması gerekir. Yani evet, onu güzel bir check-up'tan geçirmeniz gerekir. Yani böbreğini, karaciğerini kontrol edin. Her şeyin A'dan Z'ye kadar. İki, sebeplerine bakmanız gerekir. Niçin şişmanlıyor? Tabii canım, yani hangi hatayı yapıyor? Evet. Neticede bizim bu anda uğraştığımız veya benim uğraştığım basit şişmanlıklar da bu demek. Herhangi bir hastalığın neticesi değil. Herhangi bir hormon bozukluğu neticesi değil. Sebebi falan değil. Sadece yediğini yakamamak. Yani hareketsizlik artı yanlış efendim, beslenme bahşişleme. Burada sorayım, yapılacak. İlaç dediniz. İlaç. Ben ilaç demedim. Demediniz. Ben demedim. İlaç dediniz. Ben demedim. İlaç olur mu efendim? İlaç gerçekten zayıflama konusunda ilacın, çok etken midir? Hayır, ilacın tabii ki yerinde var. Ama yan etkileri konusunda. Hayır. Şöyle bir şey. Birisi bir şey söyleyeyim mi ondan sonra? Eğer bir insan bir doktor kontrolü altında ise, onun zayıflama programını o doktor yapmışsa, ilacı da lüzumlu görmüşse verir. Lüzumlu görmemişse vermez. Ama insanlar ezbere, eczaneden, hiç doktora gitmeden reçeteyle satılması gereken, doktor kontrolü altında kullanılması gereken ilaçları kafadan kendi isteklerine göre kullanıyorlarsa, ki ben herkese söylüyorum, Sağlık Bakanlığı'nın kesin emriyle reçeteyle satılması, doktor kontrolü altında kullanılması gereken ilaçların hepsi bilhassa İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de reçetesiz şakır şakır leblebi gibi satılıp insanların sağlıkları mahvediliyor. Evet. Ve bunlar kafadan evet, alıyor, bunu hiç sormadan alıyor. Dolayısıyla diyorum ki ilaç gerekiyorsa mutlak şekilde bir doktor kontrolü altında ve de doktorun düzenleyeceği bir tedavi şeması içinde kullanılır. Cerrahiye gelince arkadaşa gelelim. Evet. Çünkü ben de cerrahım. Cerrahinin de ne zaman kullanılacağı, onu tedavi eden doktorların müşterek kararıyla verilecek bir şeydir. Şimdi bakın, yani bunlar ispatlanmış şeyler. İlacın 6 ayda %10 kilo kaybı vardı. Bir konsey evet, tarafından değerlendirilmeli bu insanlar. Öncelikle hangi tedavinin uygulanacağına karar verilir. Recep Bey ilacı kullanıyor. Tabii ki, hayır. İlacın bellidir. %10 oranında kilo kaybı vardır 3 ile 6 ay arasında. Diyetin %10 ila 20, 3 ile 6 ay arasında kilo kaybı hedeflenir. Cerrahinin 1 yıl içinde %40 kilo kaybı vardır. Recep Bey'in ilaç kullanmamasının sebebi daha önceden yapılan tedaviler dolayısıyla karaciğerinin problemi olması. Siz midesini küçültmek gibi bir operasyona girecektiniz. Fizik kondisyonu yeterli hale geldiği zaman bu planlanıyor. Şu anda diyet tedavisinin uygulanmasının zaten amacı o. Çünkü morbid obezlerin başka bir şansları yok. Hayır, onu da doğru yapmazsanız, yani doktorlar tam doğru teşhisi koyup da cerrahi müdahaleyi de doğru yapmazsanız hasta masada kalır. Ya tabii ki onu kabul etmek lazım. Yani beyin embolileri, yani ve bir sürü şeyler birçok var ama embolileri, bütün bunlara doktor kararı, operasyonlar sonucunda ortaya bu çıkmıştır. Bu bir konsey kararı. Bu konuda mahkemelerde şu anda birçok dava vardır. Hasta, peki efendim, doktor siz hekimlere, hasta ve doktoru karşı karşıya getiren, hekimlere şunu soracağım. Karşı karşıya bizi sevilen insanlar. Bizim çaremiz ne o zaman? Bizim çaremiz ne? Yani biz kendi kafamıza bir tane sığacak mıyız? İnşallah çareniz vardır. Tedaviniz de vardır. Tedaviniz vardır. Ama neyle? Savaş Bey, burada evet, birçok vaka vardır şeklinde, bakın birçok vaka vardır evet, şeklinde bir suçlama da var. Evet. Onun oranlarını ben kendisine suçlama veririm. Suçlama değil, hayır, yani mahkemelerde bunları siz oranları çok iyi biliyorsunuz. Bunu yüzde oranları emboli ben size kendinize veririm. %1'in altında bir %1'in altında var biliyorsunuz. Savaş Bey, doktor... Evet. Tabii, buyurun efendim. Buyurun. Bir saniye. %1'in altında mı? Tercih edin ki, otokopturun ve
kesinlikle böyle bir şey olamaz dedi. Beyefendinin aklımın buradan haberi yok. Çünkü aklımda biyoenerjiyi aynı kefeye koyacak benim, kadar bilgisi yokmuş. Benim rahatsızlıklarım tespit edildi ve benim birçok rahatsızlığım vardı. Regli düzenli sesim vardı. Şimdi hanımefendi. Ben size kaygı duydum. Hiç sözünü de kesmedim. Lütfen dinler misiniz? Teşekkür ederim. Doktor Bey kaç vakası var? Teşekkür ederim. Şu anda yayınımızı çok açtık. Bitirmek zorundayız. Bağırmak. Masada kalkmayacağım. Bağırmakla değil, bağırmak. Bağırmayın lütfen. Masada kalacaksınız. Lütfen. Ne demek masada lütfen kalacağız ya? Lütfen. Ben tedavi oluyorum şimdi. Doktor kontrolündeyim. Efendim. Hayatta sağlıklıyım şu anda. Ben ölümü bekleyen bir hastaydım. Nasıl ben masada kalacağım ya? Evet. Burada bir ben, ortamı yarattık. Evet. Sayın hocalarım. İstiyorsanız haftaya devam ederiz. Ya şimdi haftaya devam ederiz. Ama şey vurgulayacağım. Çünkü evet, bizim lütfen, dünya bitiyor, bitiyor. Evet. Yani evet, ben masada kalacaksam şimdiden evet, buradan Recep Bey bir saniye. Masada evet kalacakmış. Morbid obez tedavi etmiş kaç vakası evet, şey evet. Hocalarımız da ona herhalde taklit göstereceklerdir. Şimdi, lütfen hocam, lütfen bir dakika. Evet, bitiriyoruz çünkü yayınımız bitti. Yani ben... Yani yayınımız bitti de masada kalacağız. Kim var evet, masada? Ticari mesele. Evet, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, tartışma burada bitmedi tabii. Devam da edebilir. İnsanlarımız sürekli aşırı kilo sorunları karşısında tepkilerini gösteriyor. Hekimlerin de farklı görüşleri var tabii mutlaka. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Şimdi sırada gece hattı var. Mesut Yar karşınızda, gene Türkiye gündeminden haberlere karşınızda. Haftaya buluşmak dileğiyle. Bir görünüm kilo vermenin dışında fazla yağlanmış bölgelerin bu yağlardan arınması anlamına geliyor. Pek çok kilolu bayan için bu bir hayal gibi görünse de doğru diyet ve zayıflama yöntemiyle imkansız değil. İşte yapmanız gerekenler. Zayıflamayı bir amaç haline getirenlerin imdadına koşan akupunktur yeniden başarılara imza atıyor. Kilo vermek için bu geleneksel tıp yöntemini tercih edenler 50 kiloya kadar verebilmenin zaferini yaşıyorlar. Eğer siz de bir an önce zayıf ve sağlıklı bir yaşam için alternatif arıyorsanız akupunktur mucizesine kulak verin. Ben 24 yaşındayım. Aşağı yukarı 10,5-11 ay falan oldu buradayım. Buraya geldiğim zaman 180 kilo civarındaydım. Şimdi böyle. Benim kilomla beraber birçok vücudumda dengesizlikler vardı. Bunlar regli düzensizliği, vücudumda aşırı tüylenme ve siyah lekeler tabii yeme alışkanlığında tabii bunun yanı sıra. Benim için en önemli olan da ruhsal durumumdu. İnsanlara küsmüştüm ve kendime tamamen küsmüştüm. Bunun yanı sıra regli düzensizliğim tamamen ortadan kalktı. Vücudumdaki tüylenmeler ve psikolojik durumum, yani ruhsal durumum insanlarla barıştım. Ve daha önemlisi de kendimle barışıp gülmeyi öğrendim. Akupunktur uzak doğuya... Uzak Doğu insanına sağlık getirdiği gibi Ön Asya'ya yani Anadolu'ya da artık sağlık getiriyor. Bütün
Amerika, Avrupa ülkeleri uzak doğuda parlayan bu sağlık ışığına doğru yönlenirken biz de gittik. İnsanımıza akupunkturu öğrenerek sunmaya çalışıyoruz. Daha sağlıklı, yan etkisiz ve acısız, ağrısız tedavi yapmak için akupunktur çok cazip, çok etkin bir yöntem. Son zamanlarda sigara ve zayıflama Türkiye'nin gündeminde ve insanların daha sağlıklı olması için, birçok hastalığa yakalanmamak için tedbiren akupunkturu seçmeleri ve akupunkturu tercih ederek sağlıklarına kavuşmaları çok doğru bir yaklaşım. Akupunkturla zayıflama harika bir yöntem. Diğer yöntemlerden farklı olmasının sebebi vücudu regüle ediyor olmamız, düzene koyuyor olmamız, metabolik bozuklukları da bununla beraber tedavi ediyor olmamız en cazip ve en etkili olmasının en başta gelen sebeplerinden biri. Kilo almanın ve şişmanlamanın sebepleri mutlaka organlara bağlı. Aynı zamanda emotional dediğimiz ruhsal tabloya bağlı. Veyahut da almış olduğu egzojen patojen faktörler. Yani bunlar neler? İlaçlar, işte kullanılan, tedavi amaçlı kullanılan veyahut da yemeğiyle ilgili stoklayıcı gıdalarla ortaya çıkan düzensizlikleri düzene getirdiği için akupunktur zararsız ve çok faydalı, onları da düzelttiği için birçok yönden de sağlığımıza kavuşturucu bir yöntem. Tespitlerimiz ışığında da hastamıza yorumlarız ve hastamızın bu rahatsızlıklarını duymaları harika bir güven oluşturmaktadır. Aynı zamanda onları tedavi ediyor olmamız ve onlar sayesinde onların düzelmesiyle birlikte, vücudun düzelmesiyle birlikte sağlıklarına kavuşarak zayıflıyor olmaları çok daha bir taşla beş kuş vurmaya benziyor. Ve böylece hastamız sadece zayıflamıyor, diğer rahatsızlıklarından da kurtulmuş oluyor. Sağlıktan estetiğe, yaşamın içinden her konuyu paylaştığımız Biz Bize de bakın sırada ne var? Mucizesi kroyoterapi, cilt lekelerini bir seans gibi kısa bir tedavi sürecinde gideriyor. Kroyoterapi, lekelerin, izlerin acı çekmeden ve yan etkisi olmadan giderebilen bir sistem. Havayı buza çevirerek eksi 40 derecede cilde uygulanan tedavi, doğum ve yaşlılık lekelerinden çillere, yanıklara, ameliyat izlerine kadar tüm yara ve izleri yok ediyor. Bugünkü bilimsel araştırmalar sonucunda